Merak'ın sunduğu İyilik Sağlık Programı devam ediyor. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bebeklerin olduğu her şey çok güzel. Onun için de program son derece enerjik gidiyor. Biliyorsunuz ki demin de söyledim zaten 5 Mayıs Dünya Astım Günü. Dolayısıyla astımı konuşacağız. Çok önemli bir hekimimiz bizimle birlikte. Kocaeli Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı kendisi efendim. Füsun Yıldız Profesör Doktor kimliğiyle bizimle birlikte bir kez daha belirtelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben bayılıyorum artık. Çok genç profesör olunuyor. Çok da yararlı bilgileri onun için genç yaşta da verebiliyor artık bütün doktorlar, hekimler. Çok vallahi bayılıyorum ben. Teşekkür ederim, sağ olun. Kadınlarda olunca daha da bir hoşuma gidiyor. Hiç yalan söylemeyeyim vallahi. Evet, çocuğu da yaparım, kariyerde de var ya, herhalde doğruluyoruz biraz onu. Siz doğru ama yani bu da çok mucizevi bir şey. Çünkü gerçekten çok önemli, çok iyi hekimler var Türkiye'de. Gerçekten öyle. Siz de onlardan birisiniz. Dolayısıyla çok hoşuma gidiyor benim. Bu şekilde gerçekten de önemli kişileri görmek hem de canlı yayında birebir olarak. Şimdi astımı konuşacağız. Astım bence çok fazla insanın muzdarip olduğu ve hakikaten de mesela son Defne Joy'un da vefatıyla ilgili hep konuşuldu. Astım krizinin sonu diye. Aslında astım bence az bilinen, az korkulan, evet, ve çok önemsenmeyen ama bilinmesi gereken bir rahatsızlık. Evet. Ben sadece naçizane böyle düşünüyorum. Evet. Astım nedir hocam? Şimdi aslında tüm hastalıklar tabii çok önemli ama bugünkü konumuz astım olduğu için. Astım solunum yollarının kronik bir hastalığı. Yani müzmin bir hastalık. Yaşam boyu devam eden, kişi var olduğu sürece onunla başlayıp onunla devam eden bir hastalık. Bu hastalıkta esas önemli olay hava yollarında meydana gelen daralmalar. Ve buna bağlı olarak da kişi karşınıza astım krizleriyle veya ataklarıyla gelebiliyor. Krizler arası dönemde en önemli özelliği hastanın kişinin tamamen normal olması. Yani sizin gibi, benim gibi, sağlıklı bir birey gibi hiçbir şikayeti olmadan yaşantısına devam edebilirken, krize girdiği dönemde, yani semptomları ortaya çıktığı dönemde hastaneye gitmesi, ilaçlarını arttırması ve hatta hastaneye yatışı bile gerekebiliyor. O yüzden astım hastalığını tanımak için hep öğrencilerimize de anlatırken en önemli özelliği ataklar halinde gelen, krizler halinde gelen bir hastalıktır. Ataklar arasında hasta tamamen normaldir diye tanımlarız. Peki şimdi bir kişinin kendinde astımla ilgili şüpheleri duyması için neler olması gerekiyor? Sadece nefes alamamak mı? Ne kadar zaman nefes alamak? Nasıl betimleriz? Şimdi aslında çok değişik belirtileri olabilir. Bu belirtilerin biraz sonra söyleyeceğim belirtilerin hepsi bir arada olabileceği gibi tek tek de görebiliriz. En önemli tabii halk arasında ben astımlıyım diye şüpheye düşüren şey solunum sıkıntısı hissetmektir. Nefes darlığı ve bu nefes darlığı ile birlikte göğüste hırıltılı solunum, hışırtı işitilmesi. Hastalar bunu göğsümde bir kuş çırpınıyor gibi, bir kuş ötüyor gibi hissediyorum, kedi mırıldıyormuş gibi hissediyorum diye bize anlatırlar. Bizim wheezing dediğimiz belirtidir. Bunun dışında öksürük, uzun süren, geçmeyen, 8 haftanın üzerinde süren kuru öksürüklerde mutlaka bu hastalık yönünden de araştırılma yapılması lazımdır. Bu semptomların hepsi bir arada olabileceği gibi bazıları tek tek de karşımıza gelebilir. Ama atak sırasında nefes darlığı ve hırıltılı solunum bizim en sık gördüğümüz semptomlardır. Peki en çok kimlerde görülür diye sorsam? Şimdi astım görülme sıklığı değişiyor. Dünya üzerinde 300 milyon civarında astımlı hasta var. Ülkemizde de 4 milyon civarında astım hastası olduğunu biliyoruz. Çocukluk döneminde biraz daha sık görülüyor. %13-15 oranında. Erişkinlerde de %5 ile 7 arasında, ülkemiz rakamlarını veriyorum, görülüyor. Tabii bunun gelişmesi için ve cinsiyet ayrımı da olabiliyor. Çocukluk döneminde erkek çocuklarda daha sık görülürken ergenlik döneminden sonra bu oran birden terse dönüyor ve kadınlarda daha sık görülen bir hastalık. Hormonal değişikliklerden olduğu söylenen, kadınlarda daha sık görülmeye başlanan bir hastalık oluyor. Herkes astım olmuyor. Bazı insanlar bu hastalığı taşımıyor. İşte en önemli risk faktörleri kişisel faktörler ve çevresel faktörler. Biraz açalım mı hocam? Neler riski getiriyor? Tabii, kişisel faktörlerin başında genetik yatkınlık geliyor. Yani anne babadan aldığımız kromozomlar bu hastalığın gelişiminde son derece önemli. Sizinle de biraz önce sohbet ettik. Benim annem astım hastası. Zaman zaman benim de tıkanmalarım oluyor. İşte demin konuştuk sizinle hocam. Herhalde alınabilecek en büyük önlem benim açımdan sigara içmemek.
Evet. Temiz hava yani alerjen, alerjik bir durumunuz varsa onlardan korunmak tabii önemli. Genetik yatkınlık önemli. Hatta şöyle bir rakam da veririz hep. Annesi ya da babası astımlı olan birini ileride alerjik özellikle astımlı olma olasılığı 1/3 %30'lar 20'ler 30'lar civarında. Hem anne hem baba bu hastalığı taşıyorsa %60-70'lere kadar bu olasılık çıkıyor. Yani anne baba alerjik ya da astımlıyken çocuğum niye astımlı oldu diye aslında çok da şaşırmaması ya da alerjik hastalıklara sahip o. Bunun genetik yatkınlığı olduğunu biliyoruz. Bunun dışında genetik yatkınlık dışında biraz önce söyledim cinsiyet kişisel faktörler arasında önemli. Obezite dediğimiz şişmanlık yine astım gelişiminde önemli bir risk faktörü. Kişiye bağlı önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Çocukların body mass indeksinin yüksek olması ya da ileri yaşlarda bu body mass indeksi yüksek bayan hastalarda, özellikle bayanlarda görüldüğü için söylüyorum ya da hastalarda diyelim, bayanını çıkartalım. Hem astım daha zor kontrol altına alınıyor hem de daha zor tedavi ettiğimiz hasta grubuna oluşuyor. Bunlar kişisel risk faktörleri. Bunun dışında çevresel risk faktörlerimiz var. Çevresel risk faktörlerinin başında da alerjenler geliyor. Bunların çok değişik isimleri, hatta hastalar hemen söyle. İşte benim ev tozu akarlarına, mite'lara alerjim var. Ki en sık karşılaştığımız alerjenlerden biri. Şu anda polen dönemi. Polen etraf yeşillenecek. Daha henüz gelemedi bahar ama geldiğinde ya çok büyük sıkıntımız. Polenler başladı galiba. Yavaş yavaş başladı. Biraz dolu gördüğünüz gibi böyle burnumu tutuyorum. Evet, hastalar zaten onu fark ediyorlar. Evet, ortalık yeşillenmesi de ben bahar. Bahar gelmiş durumda. Evet, polenler önemli. Ev hayvanları. Küf mantarları, bunların hepsinin sizde olduğunu biraz önce öğrendim. Ben de. Bütün kendimle ilgili bütün negatifleri almışım. Ama yani iki tane kedim var benim, herkes biliyor zaten. Öyle mi? Çok seviyorum. Tabii yani onu sevmek çok önemli ama sağlığınızı tabii bozuyorsa ve sıkıntı yaratıyorsa biraz daha farklı şeyler düşünmek herhalde lazım. Peki bu konuyu geçiyorum. Orada kal. Evet, alerjenler dışında mesleksel faktörler önemli. Mesleksel faktörler çeşitli meslek kollarında çalışan insanlar risk altındalar. Özellikle boya işleriyle, marangozlukla, kuaförler, fırıncılar, plastik sektöründe çalışanlar çok değişik iş kollarında ki tozlar, dumanlar bu hastalığa eğilim arttırıyor. Çok önemli bir toplum sorunu sigara kullanmak. Bence de en sigaranın önemlisi bu bence. Hem aktif kullanılması hem de pasif sigara içilmesi. Tabii tabii ben içilen, ben zaten içmiyorum da içen birileri yanında çok tıkanıyorum hocam. Tabii çok, yani bunu hemen hisseder hasta. Burnu akmaya alerjik bir özelliği varsa, dumanı hassasiyeti varsa hemen üst solunum yollarından başlar. Daha sonra da hırıltılı solunum şeklinde işte atak dediğimiz olay o anda ortaya çıkıyor. Hava kirliliği tabii çok önemli. İç ve dış ortam hava kirliliği. Çeşitli ilaçlar olabiliyor. Bazı başka hastalıkları tedavi etmek için kullandığımız ilaçlar risk faktörü oluşturabiliyor veya tetikleyici olarak karşımıza çıkıyor. Besinlerin katkı maddeleri, besinlerdeki değişik katkı maddeleri. Bunlar daha çok çocukluk döneminde karşılaştığımız astımda önemli. Yani bu çevresel risk faktörleri de hastalığın gelişiminde çok önemli ama mutlaka kişisel yatkınlık olacak ve buna eklenen çevresel faktörler olacak ki biz bu hastalıkla karşılaşabilelim. Bir de önemli bir şey, her yaş grubunda görebileceğimiz bir hastalıktır astım. Yani bazen ileri yaşlarda hastalarımıza astım tanısı koyduğumuzda ben bu yaşta astım olur muyum diye soruyorlar. Çocukluk döneminde de olursunuz, ileri yaşta da herhangi bir yaşta da astım hastalığına yakalanma, tanısını alma şansınız var. Maalesef. Peki öyle ya da böyle astım görünüyor, sıklıkla görülüyor. Bunu anladık zaten. Sonrasındaki tedavi bence en önemlisi hocam. Evet. Ne yapmak gerekiyor? Tedavide yaklaşım nasıldır? Neler kullanılıyor? Şimdi tabii tedavide her hastalıkta aslında şimdi tedavide ilk işimiz eğitim. Yani hastalar hastalıkları mutlaka bilmeliler. Nasıl bilecekler? Yani hastalığın bir kere kronik özellikte olduğunu, yaşam boyunca gittiğini, insanla o insanla beraber devam edeceğini, hastamızın moralini bozmadan yanında güzel haberlerimizle birlikte hastaya anlatmamız gerekiyor. Eğer hasta hastalığın karakterini öğrenmezse, aldığı ilaçlarla kısa bir süre için kendini iyi hissettikten sonra ilaçlarını bir köşeye koyuyor. Bakıyorsunuz bir ay sonra tekrar karşınıza aynı semptomları artmış olarak gelebiliyor. O halde şöyle bir uyarıda bulunmak gerekiyor hastaya. Astım hastalığına sahip bir kişisiniz. Saçınızın rengi, gözünüzün rengi gibi bu hastalıkta akciğerlerinizin bir özelliği. Sizinle beraber gidecek bir hastalık. Ama güzel bir haber de düzenli ilaç kullanımı ve hekim kontrolüyle astımınızı kontrol altına alabiliriz. Ki Dünya Astım Günü 3 Mayıs'ta. Buradaki bizim şeyimiz, sloganımız
astım kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. 3 Mayıs mı? Evet, Mayıs ayının ilk salısı. Her sene ben 5 Mayıs zannediyordum. Her sene ilk Mayıs ayının ilk salı günü. Bu sene de ilk salı günü 3 Mayıs'a denk geliyor. Değişiyor her sene. Tamam. Tarih, belki geçen sene 5 olduğu için ben bu sene 3 Mayıs'ta olacak. İlk salı günü kutluyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah kutluyoruz. Tabii doğru mu bilmiyorum ya da hatırlıyoruz aslında bu hastalığı. Aslında kutlama, çünkü nasıl olsa tedavisi var. Şimdi işin açıkçası astımın iyi bir tedavisi olduğu sürece